Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün favori ya da çok sevdiğim aksesuarlarımı sizinle paylaşacağım bir video çekiyorum. Kolyeler, küpeler, yüzükler var. Bunlar böyle çok değerli taşlı, mücevher şeklinde değil, daha çok aksesuar şeklinde olan ve severek kullandığım ürünler. Teker teker size anlatacağım. En çok küpelerimi soruyorsunuz. Şu an kulağımda taktığım bu küpelerde ve bunların bir de bir küçük boyu var. Bunlar Nişantaşı'nda Kukla diye bir mağaza var. Tam adını aşağıya yazarım. Oradan aldığım küpeler benim evimin de çok yakınında. Yani yaklaşık fiyatı sanırım böyle 30-35 TL civarında olan küpeler. Bir süre sonra kararıyorlar, onu söylemem lazım. Ama hani ben taktım mı gerçekten takıyorum ve her gün arka arkaya takıyorum. 3 ay falan gidiyor ömrü. 3 ayın sonunda da güzel parlatıp bir işte bunları tamir eden yerlerde parlatıp tekrardan kullanabilirsiniz. Ama öyle altın gibi tabii ki tak ve bir ömür kullandık bir şey değil. Ama çok hafif, çok güzel ve bence birçok şeyle de çok yakışıyorlar. Ben çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız girip bakabilirsiniz Kukla'ya. İkinci olarak çok sevdiğim, yine iki tane daha küpe göstereceğim size. Bunlar da Mango'dan aldığım küpeler. Bir tanesini geçenlerde çektiğim favoriler videomda paylaştım bunu. Şöyle yılan şeklinde bir kafası var. 3 tane üzerinde, 3-4 tane üzerinde taş var. Böyle bir halka küpe. Bunları da ben acayip seviyorum. Şöyle nasıl durduğunu da belki şöyle gösterebilirim. Şunun yanında. Saçlarımı özellikle böyle kestirdikten sonra halka küpeler çok kullanmaya başladım. Bunları da bayağıdır kullanıyorum. Hiçbir kararma vesaire yapmadı. Mango'dan gayet fahiş fiyatlı değil, gayet uygun bir fiyata alabilirsiniz bunları da. Yine aynı şekilde bu küpeleri de çok seviyorum ve bunları da çok sık takıyorum. Videolarımda da görmüşsünüzdür. Bunlar da böyle birazcık aşağı doğru uzanan uzun halka diyeceğim küpeler. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şuradan gösterirsem daha iyi gözükür galiba. Şöyle. Şu şekilde bunlar da. Böyle. Halka demeyeceğim artık, adı neyse işte bu şekilde küpeler. Oval aşağıya doğru. Bunlar da yine Mango'dan. Kaset dediği bir mağaza var Nişantaşı'nda. Böyle aksesuarlar satıyor o da yine. Karakolun karşı sokağından aşağı gittiğinizde bulabilirsiniz. Oradan da şöyle minik halka küpeler almıştım. Bunların özelliği şöyle, son zamanlarda çok gözüküyor böyle küpeler. Şu şekilde takılıyor. Çıkarırsam. Şöyle bir arka aparatının altında bir halkası var. Bunu da böyle önden takıyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle. Bunları da kasetteden aldım. Çok güzel küpeler. Başka çok güzel aksesuarlar var. Çok vaktim yoktu. Uzun uzun kalamamıştım o gün dükkanda. Ama kesin yakında bir daha gideceğim. Küpeler bunlardı. Şimdi yeni keşfettiğim bir markadan bahsedeceğim size. Berrin Özkan'ın kendi tasarımları bunlar. Bo Berrin Özkan. Öyle bir Instagram adresi var. Aşağıya yazarım. Kermeslere ara ara katılıyoruz biz Pine & Mine markamızla. O kermeslerde de bir sürü aksesuarcı takıcı oluyor. Ben de tabii ki gidip oradan kazandığım paralarla bir yandan da alışveriş yapıyor oluyorum. Berrin Özkan'da bir tane böyle Zest'teydi sanırım. Bizim yan komşumuzdu. Ondan gidip hem şu bilekliği almıştım. Çok severek kullanıyorum. Hem de şunu almıştım. Yazın bence bunu daha çok takacağım. Şöyle bir bilezik bu da. Ve yani aklımı yedim orada. O kadar çok güzel, bana çok hitap eden aksesuar buldum ki kesinlikle Kemer'deymiş mağazası. Kemerburgaz'daymış. Hafta içi bir gün gidip uğrayıp bakmak istiyorum. Yani Instagram sayfasında da bakıp ay onu da beğendim, bunu da beğendim oluyorum. Benim zevkime sanırım çok hitap ediyor. Eğer seviyorsanız siz de bu tarz takıları, aksesuarları Instagram sayfasına gidip bakabilirsiniz. Sanırım Vakkoramalarda da satılıyor ürünleri. Daha detaylı bilgiyi onun sayfasından ona sorarak öğrenebilirsiniz. Bunu da yine oradan almıştım. Bu da şöyle bir boncuklu ama özellikle biraz daha hafif bronzlaştıktan sonra daha hoş duracağını düşündüm. Böyle renkli bir, yanar dönerli renkleri olan bir kolye. Bunu da çok sevmiştim. Dediğim gibi birçok şeyi çok sevdim oradaki. Bir başka kolye de benim böyle uğrum diyeceğim artık bir kolyem bu. Melike diye bir arkadaşım var. Aynı zamanda bu tarz takıları tasarlıyor. Onun da Nişantaşı'nda bir showroom ve atölyesi var. Markasının adı da Melie. Böyle bir madalyonum var benim. İçinde iki tane fotoğraf var. Daha önce bir favoriler videosunda galiba paylaşmıştım. Instagram'dan da çok zaman paylaştım ama çok sorduğunuz için ve benim de tabii ki favorilerimden olduğu için bu videoda paylaşmak istedim. İçinde böyle iki tane fotoğraf yeri var.
Üzerinde de bir M harfi var. Ve böyle uzun bir zinciri var. Şu şekilde. Ay, ha. Bu şekilde takıyorum. Çok sık kullandım. Şöyle kafamın üstünden de rahatça geçirdiğim bir kolyem. Bunun yeni versiyonlarını da yaptım Melike. Daha küçük boyları, işte altınları, gümüşleri vesaireleri var. İsterseniz onun da hem web sitesinden hem Instagram sayfasından inceleyebilirsiniz. Diğer başka minik küpelerim. Ülseven var burada. O artık tabii kuyumcu, mücevherci olarak geçiyor. Ülseven'den aldığım böyle çok sık taktığım böyle minik küpelerim var. Gayet gündelik her şeyle uyabilen. Üzerinde şöyle tek taş gibi duran ama tek taş olmayan 4-5 tane baget taş var. Buralarında da böyle ince minik minik taşları var. Bir halka gibi, sanki ortasında tek taş olan bir halka gibi minik böyle. Bunu da çok severek kullanıyorum. O yüzden size gösterdim. Yine Ülseven'den çok uzun zamandır acayip severek taktığım bir yüzüğüm var. Şöyle mi göstersem. Burasında bir sonsuzluk işareti var. Burası beyaz altın, burası roz altın. Ama o roz altın şimdi roz zamanla biliyorsunuz sararıyor. Altı çünkü sarı altın olduğu için. Şöyle de bir yüzüğüm var. Çok seviyorum bunu da. Hatta şu an kalabilir parmağımda. Başka alyansımı da göstereyim bu arada. Siz alyansımı da zaman zaman soruyorsunuz. Ben bu alyansı çok severek almıştım. Ve bence erkeklere de, yani erkeklere kalın alyansı ben hiç yakıştırmıyorum. Hele ki benim gibi esmer bir kocanız varsa bence iyice ne yakışmıyor. Ama bu alyansı ben de Tuncay'da çok sevmiştik. Böyle roz renginde, gayet ince. Benim parmağımın şu mesafesi kısa olduğu için kalın yüzükleri ben kendime yakıştırmıyorum. Ve bu çok daha bana kibar gelmişti. Bunun bir özelliği de genelde biliyorsunuz alyansların iç kısmı şurası düz olur ve evlilik tarihinizi, isminizi falan yazarsınız. Bunun öyle bir yeri yok. Haberiniz olsun eğer ki alyans almayı düşünüyorsanız. Modern alyans var. Yine o da Teşvikiye Caddesi üzerinde, Maçka tarafına doğru Teşvikiye Caddesi'nin. Oradan almıştık biz bu yüzükleri. Ama içine bir isim yazma, tarih yazma kısmı yok. Çünkü tam silindir olarak dönüyor içi. Ama eğer beğeniyorsanız böyle yüzükleri gidip bakabilirsiniz. Evlilik arifesindeyseniz ya da alyansınızdan sıkıldıysanız, değiştirmek istiyorsanız inceleyebilirsiniz oradan. Başka ne kaldı? Ha, şu bilekliklerim var. Onları da göstereyim size. Bunlar da genelde hep bileğimde soruyorsunuz ara ara. Bunlar da Kafkas'tan hediye alınmıştı bana. Tuncay almıştı. Böyle bir ince, taşlı, burası ip şeklinde olan bir bileklik. Bu da yine minik bir nazar boncuğu. Bunu da annem almıştı bana. Böyle nazar boncuklarının çok iri iri olanlarını ben sevmiyorum ama bu benim çok hoşuma gidiyor ve birçok şeyle de kombinleyebiliyorum. Takıyorum. Bir de Mert'in bana ilk anneler günü hediyesi bu da. Şöyle bir yani işte kendi almadı tabii de bir gün kendi de alır inşallah. Şöyle melek kanadı, tek bir melek kanadı şeklinde bir kolye. Bu da Kafkas'tan. Bunu da çok severek kullanıyorum. Ve şu an son olarak da size yine boynumda göreceğiniz ve çok sordunuz. Çünkü benim... Ay, takıldı kazağıma. Aa, kimin gözü kaldı bilekliğimde? Hı, çıktı. Şöyle bir kolyem var. Bunu da biz böyle en yakın 7-8 arkadaşız, kız arkadaşız. Ve her birimiz nişanlanırken böyle bir hatıra olsun diye bir hediye aldık birleşip birbirimize. Bunu da kızlar bana almışlardı nişanlanırken. Nişan hediyesi hani böyle eve isteme gelir ve ilk istemeye gelirler ve ilk yüzük takılır ya. Hani gelinin en yakın arkadaşları da olur. İşte o gün kızlar gelirken bana böyle bir kolye almışlardı. Maalesef bunu aldıkları yer Bebek'te böyle bir tasarım, işte tasarım mücevher yapan bir yerdi. Nuray'dı sanırım bunu tasarlayan kadının adı ama artık yok, kapatmış dükkanını. Böyle bir kolye ama eğer beğeniyorsanız gösterip, çok benzerleri de satılıyor böyle tüy şeklinde kolyelerin. Beğeniyorsanız dediğim gibi gösterip belki başka bir yerde yaptırabilirsiniz. Şurasında da yine bir tane taşı var. Ve boyut olarak da benim çok hoşuma gidiyor. Ne çok kısa ne çok uzun. Çok da severek kullanıyorum. Takı videosunu siz çok istediğiniz için çektim. Aslında bu tarz hani benim şunum da var, bunum da var gibi konuşmak benim çok hoşuma gitmiyor. Ve birazcık özenle de seçmeye çalıştım açıkçası burada gösterdiğim şeyleri. Biraz hani makul, yani kolayca alınabilecek, erişilebilecek olanlarını bulmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.